Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk mikro mini menekşemin toprak değişimini yapacağız. Daha doğrusu saksıyı alacağız. Anne yaprağı öldü. Yani sanırım görünmüyor çünkü. İki tane yavru vermiş. Şimdi bunları saksıya alacağız. Boyutunu iyi anlamanız açısından bir standart menekşe yavrusu koydum yanına. Bu da yavru. Aslında aynı yaştalar. Şöyle bir ölçü daha yapabilirim. Aslında bozuk para bulabilirsem size bozuk parayla da göstermek istiyorum. Saksı olarak 5,5 santimlik böyle minik bir kaktüs saksısı diye satılan saksılardan kullanacağım. Bunun yerine böyle 80 ya da 100 cc'lik plastik bardaklar da olur. Böyle bir şey kullanacaksanız ve altı delik istiyorsanız size bir derme yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Bakın bardağımızı böyle. Ne yapmıştım bu kadar. Böyle yandan keserseniz ince bir şekilde. Altından direkt değil de yandan şerit şeklinde keserseniz toprak dökülmeyecektir. Sadece fazla suyunu atacaktır. Ben genelde saksılarımı dermeden kullanıyorum. Size örnek olsun diye göstereyim sadece. Bunu kullanacağım şu an. Biri için, diğeri için şeffaf kullanacağım. Hazırlamış olduğum torf perlit karışımını alıyorum önce saksıma. Çukurda kalmaması için iyice dolduruyoruz. Ortasına bir kalem yardımıyla bir yuva açıyoruz. Tamam. Şimdi dikkatli bir şekilde önce gevşetiyoruz toprağını. Çok minikler. Ama kökleri maşallah iyi gelişmiş. İşte bu sebepten dolayı büyük bardak ya da saksı kullanmayın diyoruz. Bakın bu kadarcık şeye ihtiyacı var. Bu tamamıyla onun sadece kök gelişimini yapması için yer yani. Hepsini doldurmak istiyor. Gelişmesi için, çiçek açması için. O yüzden hiç gerek yok. O an ben bulamadığım için böyle standart pet bardağı yapmışım. Fazla toprağını temizleyelim. Bakın burada bir kök uzaması var. Bunu biraz kısaltabiliriz böyle. O kadar uzuna gerek yok. Şu alttaki kötü yaprakları koparalım. Şuradaki gövdeyi görüyorsunuz. Ama çok hafif bir kazıma yapacağız. Çok hafif. Zaten küçük. Zarar vermek istemeyiz. Buralardan kök çıksın diye. Küçük olmuş bu. Şöyle destekleyelim toprakla. Evet çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Bunun ileride de şu anda da kullanılabileceği en büyük saksı. Tamamıyla bu saksıda büyüyecek, gelişecek ve sonsuza kadar bunun içinde yaşayacak ömrü boyunca. Bu kadar arkadaşlar. Büyük saksılara almayın. Bu saksı boyu. Bu mikro mini menekşemiz için oldukça değerli. Diğer bardağımızı da ikinci yavrumuza ekelim. Kısmına çok fazla bu straforlardan gelsin istemiyorum. İçinde kalsa daha iyi olur. Yine bir yuva açıyoruz. Aynısını yapıyoruz arkadaşlar bir öncekinin. Yine fazla toprağını temizleyelim. Bunda öyle uzun bir gövde oluşmamış. Bakın bu tertemiz çok güzel bir yavru. Fazla yaprağı varsa böyle alabilirsiniz yine. Evet, yuvaya oturtalım.
birazcık destekleyelim. Sonra cam suyu her tarafından eşit bir şekilde ama az miktarda veriyoruz. Bakın aşağı indi. Ama her yerden değil, sadece döktüğüm yerlerden indi. Bir çamur oluşumu olmadı yani. Sadece toprak nemlendi. Ve hazır. Artık büyümüş ve çiçeklenmiş halini beraber görmek için sabretme zamanı.